Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in konuğu. Süre sözü onlara bırakalım. İyi günler efendim. Antalya'dayız. Antalya'da Türkiye'nin ilk Expo fuarı için burada bulunuyoruz. Antalya'nın turizmine ve Türkiye'nin tanıtımına yapacağı katkıları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'le konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Tabii Expo'dan önce çok çok sıcak gelişmeler var Türkiye'de. Hafta sonu bir bombalı saldırı yaşandı Ankara'da. Bugün daha önce hep beraber izledik. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde bir bombalı araç paniği yaşandı. Terör örgütünün yaptığı bu eylemler halkta hem ülke yönetiminde hem de halk üzerinde farklı şekilde tesir gösteriyor. Siz bu durumu örgütün artık sivil insanlara kadar saldıracak şekilde gözünün dönmüş olmasını neye bağlıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Ankara'daki son saldırıda hayatını kaybeden 35 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Daha önce de birçok saldırılar gerçekleşti. Yine bazı ilçelerde şu anda terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Hepimizin ifade ettiği gibi milletimizin birliğine, bütünlüğüne dönük saldırılarla karşı karşıyayız. Aslında siyaset olarak siyaset kurumunun iç ve dış politikada izlemiş olduğu bir çizgi var. Bu kararlı çizgi kendi kendimize var olma, güçlü devlet olma, her alanda kendi kendine yeterli devlet olma, itibarlı devlet olma, güçlü devlet olma konusunda son yıllarda çok ciddi mesafeler kat etti Türkiye. Türkiye'nin bu gelişme durumundan rahatsız olanlar, Türkiye'nin geliştirdiği birçok sorunları çözmeye dönük projeleri de dikkate aldığınız zaman bu meselelerin üstesinden bu idare gelecek, bu yönetim anlayışı gelecek. Dolayısıyla Türkiye önü alınamaz bir şekilde bir kalkınmayı gerçekleştirecek. Endişesini taşıyan Türkiye karşıtı ve ülkemiz düşmanlarının bir araya gelerek Türkiye'yi meşgul etme, Türkiye'yi kendi yürüyüşünden geri döndürme çabalarıyla Türkiye karşı karşıya. Şu anda dikkat ederseniz şiddet yanlarının bir araya geldiğini, bütünleştiklerini görüyoruz. Hem medya yoluyla bunları izleme imkanımız var, hem yaptıkları eylemlerle de bunları görme imkanımız var. Dün Kobani'den gelen çaresiz vatandaşlara kucak açan Türkiye ve bu gelişlerini DAEŞ'e dayandıranlar, yani IŞİD'in barbar terör örgütü olarak yapmış olduğu eylemlerden dolayı Türkiye'ye sığındık diyenler, bugün IŞİD'den ne farkınız var sorusunu sorduracak noktaya gelmiş bulunmaktadırlar. Türkiye 3 yıl barışın, huzurun, kardeşliğin kökleşmesi için çok ciddi adımlar attı. 78 milyon dün kardeşti, bugün de yarın da kardeş olacak. Ve dayanışma içerisinde ülkenin kalkınmasında birlik bir ve beraber olacağız anlayışıyla Türkiye bu çalışmaları gerçekleştirirken komşu ülkelerdeki bütün huzursuzluklardan gelen vatandaşları kucaklarken onların gelişine vesile olan terör örgütünü konuşanlar, özellikle siyasi parti için söylüyorum, mecliste bulunan HDP için söylüyorum. Dün onu konuşanlar bugün mecliste bir kınama, terörü kınama ortak bildirisinin altına imza atamıyorlar. Evet, tam onu sormak yani, istiyorum Sayın Bakan. HDP geçen sefer de, bölüyorum ama sözünüzü, geçen sefer de aynı şeyi yaptı. Üç parti bir araya gelmişti, HDP kenarda kaldı, dışarıda kaldı. Bugün de yine üç parti bir arada HDP ortak deklarasyona imza atmıyor. İşte yani dün IŞİD'den bağırıp çağıranlar, bugün şu terör olaylar karşısında masum insanların katledilmesi karşısında kınamayı bile söyleyemiyorsanız ne farkınız var sizin IŞİD'den? Ne farkınız var sizin PKK'dan? Yani burada boy göstererek, yani demokratik bir görüntü verip mecliste oturarak o görüntüyü vermeniz sizin gerçek niyetinizin ortadan kalkmasını sağlamıyor. Gerçek niyetiniz çok açık. Bu kınamanın altına imza atamıyorsanız, terörü lanetleyemiyorsanız hiç kimsenin şikayet etmeyin. Çünkü siz de aynısınız demektir ki zaten Orta Doğu coğrafyasında belki de biraz daha kurcalasanız geçmişiyle iç içe olan
bütün bu illegal örgütler bölge halkının da rahatsız olmasına, göç etmesine, Türkiye'de bugün rahatsız etmeye dönük eylemleri var. Ama Türkiye kararlılığını sürdürecek. Belli ki bizi rahatsız etme konusunda bütün bu şiddet unsurları bir hesap içindeler. Ama Türkiye yolundan dönmemeli. Ne demokrasi çizgisinden, demokratikleşme yolundan, ne kalkınma yolundan, ne vatandaşını kucaklama yolundan, ki özellikle ifade ediyorum, nasıl kılı kırk yararak güvenlik güçlerimizin Güneydoğu'daki ilçelerde mücadele ettiğini bütün vatandaşlarımız ve bölge halkı özellikle şahit. Şimdi ben buradan çok şey söyleyebiliriz ama Expo için bir araya geldik. Şunu ifade edeyim. Bunlar Marksist, Leninist, ateist gruplar ve hepsi şiddetten yana gruplar. Bunların Selahattin Eyüp'ün torunu olan Güneydoğu vatandaşlarıyla bir alakası yok yani. Bunların dünyasıyla, bizim Kürt kardeşlerimizin dünyasıyla bir alakaları yok yani. Ben bunu bizzat bölgede yaşayarak görmüş bir insan olarak söylüyorum. Yani bunların tümü böyle değil bir itham için söylemiyorum. Evet. İçinde eğer gerçekten bu milletin değer yargılarıyla barışık, bu milletin değer yargılarından rahatsız olmayan tipler de varsa onlar da kusura bakmasınlar yani. Ama bunların özünün, çekirdeğinin, komuta merkezinin, yani dağdakilerin niyetinin amacının Türkiye, niyetinin amacının İslam, niyetinin amacının milletin değer yargıları olduğu çok açıktır. Milletin huzuru, kardeşliği olduğu çok açıktır. Dolayısıyla dost bellidir. Gerçekten de düşman bellidir. Bölge halkı çok zahmet çekti, çok sıkıntılar çekti. Ama bunların kimliğinin deşifre olması son derece önemli ve bölge halkının bunlara prim vermeyeceği, bundan sonra hiç prim vermeyeceği inancı içerisindeyim. Tekrar bunların inanışından bahsettiniz ama cuma namazına giderken gördük bazı HDP'lileri, Selahattin Demirtaş'ı, Osman. Şimdi siz Fatih Bey, siz caddeye çıkın, camları çerçeveleri indirin, tahrike devam ederseniz, vatandaş da buna itibar etmiyorsa değişik taklalar atacaksınız. Değişik manevralar çizeceksiniz. Bu da manevralar bunlar yani. İbadet kişi kendi ukubası için ve Allah rızası için ibadet yapılır yani. Orada gelip meydanda o gösteriler, o gösteriden ibarettir yani. Ben öyle değerlendiriyorum. Kişinin ibadeti kendine aittir. Biz gönül arzu ederiz ki herkes kendi inancını, kendi şeyini yaşasın ama bunlar öyle değil. Siz milleti sokağa çağırıyorsunuz. Milletten olumsuz cevap alınca acaba farklı yöntemler denesek de milletle bir bütünleşme olur mu? Olmaz, artık o millet uyandı. Millet sizin niyetinizin Güneydoğu halkının, bu ülkenin 78 milyon vatandaşının değerleriyle örtüşmediğini gördü. Aslında biz Türkiye'de huzuru, bölgede kalkınmayı, fabrikaların yapılmasını, yolların, hastanelerin, okulların yapılması için AK Parti iktidar olarak orada biz mücadele ederken, onlar da meclise girdiklerinde dağdan talimat değil de milletten talimat, Güneydoğu halkından talimat almış olsalardı bugün çok farklı bir noktada olacaktık yani. Bölge ama onlar halkı, bölge halkının verdiği oyların neticesinde o halktan bir talimat alma değil de ağa babalarından talimat almaya devam ettiler ve hem bölgeye yazık ettiler, hem de ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, bölgenin kalkınmasına bir vurma durumunu oluşturdular. Bölge halkının hem HDP ile hem de örgütle arasına mesafe koyduğunu, onlardan uzaklaştığını söylüyorsunuz. Evet. Buna ilişkin somut veriler de var elinizde. Şimdi şöyle, yani bölge halkı baskı, şiddet, yıldırma politikalarını çok yaşadı. Yani uzun yıllar yaşadı. Şimdi vatandaş nispeten devletin orada ki bu hakimiyeti, devletin oradaki mücadelesi, yani ortaya koymuş olduğu şu andaki terörü bertaraf etme gayretin içerisinde vatandaş devlet yanımızda. Dolayısıyla bu baskıcı unsurlarda, bu tehdit ve şantajcı, bunların tehdidinden kurtulacağız düşüncesiyle devletine sarılmış bulunmaktadır. Bunu çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz. Yani bazı ilçelere yani oy almalarına rağmen giremiyorlar. Hendek siyaseti yapamıyorlar.
Neden geleniyorlar? Çünkü vatandaş çok açık bir şekilde demokratik mücadeleden yana. Ben sana oy verdim, git hak araması yapacaksan hakkı demokratik yollarına ara diye gönder. Onun için hendek siyasetini bölge halkı da reddediyor, Türkiye'de reddediyor. İnşallah bir yalnızlığa mahkum edilecekler ve bu ülkeden sökülüp atılacaklar inşallah. Sayın Bakanım, isterseniz Expo konusuna dönelim. Antalya'dayken aslında biz bu yayını dışarıda Expo alanında organize etmiştik ama havanın azizliğine uğradık maalesef. Şimdi Expo Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Sizin bakanlığınız döneminde büyük yatırımlar yapıldı. Expo nedir? Bize onu bir anlatırsanız oradan başlayalım. Türkiye'ye ne katacak, ne kazandıracak? Şimdi Expo şunu ifade edelim, bir sergi demek. Bu sanayi devriminden sonra ortaya çıkan yenilikler, değişimler, yeni fikirlerin sergilendiği alanlar. Bu Expo çatısı altında değerlendirilmiş bir dünya Expo'su var, 5 yılda bir yapılan. Bir de şu anda bizim Antalya'da ilk kez Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu ev sahipliği yapacağı bahçecilik sergisi dediğimiz, bir anlamda botanik sergi diyebileceğimiz Expo var. Bunun gibi birkaç Expo daha var. Onlara günümüzde konumuz olmadığı için onlara değinmek istemiyorum. İşte bu kadar önemli uluslararası bir botanik sergisinin, bahçecilik sergisinin biz inşasını tamamlama konusunda sona doğru hızlı bir şekilde koşuyoruz. Biliyorsunuz dünyada Dünya Kupası, olimpiyatlar var. Üçüncüsü ise, üçüncü büyüklükteki uluslararası organizasyon Expo organizasyonlarıdır. İşte Expo 2016 Antalya bahçecilik sergisiyle ilgili çok düzenli her ay biz yönetim kurulu toplantılar yapıyoruz. Bu yönetim kurulu toplantılarını şimdi günler yaklaştıkça, açılış günü yaklaştıkça 15 güne indirdik ve inşallah 22 Nisan 2016 yani yaklaşık 35 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde zaten burası. Evet. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizzat kendileri katılarak buradaki açılışı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Burada kadar sürecek Sayın Bakanım? Expo, Expo 6 aylık bir dönem için bu faaliyetleri işte tamamlıyoruz. 6 ay sürecek, 30 Ekim'e kadar devam edecek. Daha sonra bu alan ki 112 hektar yani 1120 dönümlük dekarlık bir alan. Büyükçe bir alandır. İnanıyorum ki sizler de gezdiniz veya görüntüleri aldınız. Vatandaşlara iletilmesinde fayda var. İnşallah fırsat olur. 22 Nisan'a kadar bir iki hava şartları müsaade ettiği ortamlarda program yaparız diye ümit ediyorum. Gerçekten vatandaşa tanıtılması gerekiyor, arz edilmesi gerekiyor. Son derece kıymetli çalışmalar yapıldı, önemli çalışmalar yapıldı. 6 ay birçok etkinlik yapılacak burada. Görsel etkinlikleri yaparak sanat dünyasından çok önemli. Uluslararası düzeyde ve ülkemiz düzeyinde en önde sanatçılar ve gösteri sunan ekipler buraya gelecek. Burada sunumlar yapacaklar. Ayrıca Ramazan ayı da geldiği için Ramazan etkinlikleri de yine burada gerçekleştirilecek. Ve Antalya'nın çok büyük bir kazanımı. Ülkemiz açısından da büyük bir kazanım olarak söyleyebilirim. Bugün yetkili arkadaşlar bizi dolaştırdılar. Evet. Tabii baktığımız zaman Türkiye'nin aslına bakarsanız en büyük kongre merkezlerinden bir tanesi, belki de en büyüğü. Antalya'da. En büyüğü. En büyüğü bugün. Aslında dünyadaki kongre merkezleriyle de ölçüşebilecek büyüklükte bir. Bu 6 aylık süre için kullanılacak bir yatırım değil anladığımız kadarıyla. Tabii. Daha sonrasında buranın işletmesi bakanlık olarak sizde mi kalacak ve kongre turizmine nasıl açacağız? Şimdi Fatih Bey, buradaki bütün şu andaki tesise, bu 1120 dekar üzerindeki bu alan Tarım, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na ait. Dolayısıyla Expo ajansı var. Bu ajans 30 Ekim itibariyle görevi bitiyor ve komple yer zaten bizim yerimiz, yani Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın bize devrilmiş oluyor. Bu kongre merkezinin, ki çok önemli, Antalya için çok önemli, yani turizm merkezi aynı zamanda kongre merkezine dönüşüyor.
Antalya aynı zamanda bir tarım da şehri. Biliyorsunuz örtü üretiminin, yani sera üretiminin %50'si de Antalya'da gerçekleşiyor. Turist sayısına baktığınız zaman 36 milyon turistin 12-13 milyonu Antalya'da. Yani hem turizm açısından hem tarım açısından son derece önemli bir ille iç içe bir büyük bir organizasyon burada gerçekleşecek. Ve o süreden sonra, yani 6 aylık dönemden sonra hem Antalya'nın geleceği açısından hem turizmin geleceği açısından nasıl kullanmamız gerekiyor ise oturup onu o zaman kararımızı vereceğiz. Netice itibariyle mekan Antalya'da ve Antalya çok şey inşa edilirken, yapılırken çok şey kazandı. İnanıyorum ki o 6 ay sonra da Antalya bu güzel tesisler sayesinde başta kongre merkezi olmak üzere kazanmaya devam edecek inşallah. Peki buradaki Expo'da dikkatimizi çeken şu oldu. Çocuklarla ilgili bir konsept var. Ece ve Efe var. Zaten evet. Onlar maskotlar. Çocuklara dönük ne tür etkinlikler olacak ve daha çok herhalde çocuklu aileleri hedef alıyorsunuz. Burada şimdi, çocukların bitkilerle bir arada olabilmesi mümkün olacak. Şimdi tabii bu bahçecilik sergisinin teması çocuk ve çiçek. Çiçek ve çocuk. Amaç ne? Sağlıklı bir geleceği, sağlıklı bir dünyayı nesillere emanet etmek. Onun için bu tema olarak çocuk ve çiçek teması öne çıktı. Bu yönüyle baktığımız zaman çocuk gelecek demek. Çiçek ise onun sağlıklı bir ortamda yaşayacağı dünyayı oluşturmak demek. Biz birbirini aslında tamamlıyor. İkisi de geleceğe doğru koşuyor. İkisi de geleceğimizi düzenliyor. Bu yönüyle 23 Nisan, yani 23 Nisan'da biliyorsunuz etkinliklerin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için hemen akabinde, yani öncesinde, bir gün öncesinde 22 Nisan akşamı burada 23 Nisan'ı adeta karşılarcasına, temamız da çocuk olduğu için 23 Nisan'da çocuk bayramı çocuklara emanet edildiği için bu anlamlı buluşmayı bu tarihte biz gerçekleştiriyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünya çocuklarını kabulü gerçekleşecek. Çocuklarımızın burada kongre merkezinde ve diğer amfi tiyatrolarda etkinlikleri sergilenecek. Dolayısıyla çocuklarla aslında bu bahçecilik sergisi etkinliğine başlıyoruz. Çocukların gününde başlıyoruz ve çiçeklerle başlıyoruz. Ve geleceğe koşuyoruz inşallah. Expo alanı çocuklarla, çiçeklerle şenlenecek. Evet. Peki vatandaşlar buraya nasıl gelecek? Ve giriş ücretleri ne kadar olacak? Geçen yaptığınız bir açıklama vardı. Bildiğim kadarıyla bugün de indirimli bilet satışının son günü. Evet. Sizin bu konudaki düşünceniz de indirimli, bugün öğrendiğimiz kadarıyla internet satışlarında da şu anda bir patlama yaşanıyor. Evet. Sistem tıkanmış vaziyette. Doğru. Bu süreyi uzatmayı düşünüyor musunuz? Antalya'da çeşitli AVM'lerde Expo giriş biletleri satılıyor. Şu an itibariyle 70 bine varmış bulunuyor. Yani kısa zaman içerisinde 70 bin. Tabii süre yaklaştıkça bilet temini için bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Bu vesile aracınıza da ifade ediyoruz. 22 Nisan açıldığı gün biletler 60 TL olacak. Bir erişkin için 60 TL. 65 yaş üstü ve eğitim çağındaki öğrenciler için ise 30 TL olacak. Ama bugün 10 TL erişkinler için, yani 6'da bir fiyatı var. 65 yaş üstü ve orta öğretimdeki çocuklarımız için ise 5 TL. Bu fırsatın kullanılması açısından biz bir 15 gün daha şeyi uzatalım diyoruz. Yani bugün son gün gerçekten, çünkü AVM'lerde ve taleplere baktığımız zaman çok yoğun bir talep var. Bu imkandan vatandaşlarımızın yararlanması adına bir 15 gün daha uzatma talebi geldi. Biz de uygun bulduk ve inşallah 15 gün 10 lira 5 lira şeklinde. Sezonluk bilet alınabiliyor mu? Tabii sezonlukta alınabiliyor. O da son derece fiyatlar uygun. İnternet üzerinden de şeyleri temin etmek mümkün. Giriş ücretlerini ödemeleri mümkün ve biletleri temin etme imkanları var. Peki efendim, sadece Türkiye olmayacak herhalde, bu dünya fuarı olduğu için kaç ülkeden talep geldi? Hangi ülkeler burada olacak? Şimdi onların...
Fatih Bey, bugüne kadar bize 52 ülkeden Expo'ya katılabileceklerine dair bir bildirim gelmiş idi. Katılabiliriz şeklindeydi bu. Tabii uzun bir dönem bu sayı 12'lerde kaldı. Hatta ben bakan olduğumda hatırlıyorum 12 idi Aralık ayında. Ülke sayısı 12 idi. Sen Cumhurbaşkanımız o arada himayelerini aldılar. Expo 2016'yı himayelerine alınca hem bizzat kendilerinin seyahatlerde yürüttükleri Expo'ya katılımla ilgili çalışmalar, hem Sayın Başbakanımızın yurt dışı seyahatlerinde bizzat bütün ülke yöneticilerine en üst düzeyde yapılan aktarımlar, Dışişleri Bakanımız kendisi Antalyalı'dır Mülük Çavuşoğlu Bey, onun çalışmaları ve hep beraber yaptığımız çalışmalarla bugün bu 52 ülkenin 41'i Expo'ya katılacağını beyan etmekle kalmadı, gelip sözleşmeyi imzaladılar. Şimdi halen birkaç ülkenin daha imzalayacağını bekliyoruz. Bu rekor. Neden? Şimdi rakamlara baktığımız zaman şöyle bir şey var Fatih Bey. Bugüne kadar yapılan Expo'larda mesela 2002'de Hollanda'ya 37 ülke katılmış. Hollanda Botanik Expo'suna, evet. 37 ülke katılmış. 2004 yılında Almanya'ya 36 ülke katılmış. 2006'da Tayland 32 ülke. Yine 2012'de Hollanda'da yapılıyor ve 27 ülke katılıyor. 27. Demek ki 27 ile 35 arasında genellikle Expo, Botanik Expo'lara katılım sağlanmış. Şimdi 41'i biz bulduğumuza göre bir anlamda bu Expo'lar içerisinde birinci olacağız. Katılım açısından birinci olacağız gibi görünüyor. Bu son derece memnuniyet verici bir şey. Dolayısıyla ben burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza ve bundan önce bu Expo'nun alınma döneminde bakan olan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Bey'e ve bütün çalışma arkadaşlarımıza, hariciyedeki bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Çünkü el birliğiyle güzel bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi inşa faaliyetleri de gezmişsinizdir. Büyük ölçü de bitti. Kule ile ilgili bir 10 günlük, 15 günlük bir çalışmamız daha var. Expo Kulesi ile ilgili. Buranın sembolü aslında tabii. O kule olacak değil mi Sayın Bakan? Tabii yani 1800'lerin sonunda biliyorsunuz şu anda Paris'teki Eiffel Kulesi de bir Expo Kulesi'dir. Evet. Yani o Dünya Exposu Paris'te yapılırken Eiffel Kulesi yapılmış. O şekilde de gidip görürseniz demir yığını gibi kalmış. O günün teknolojisi, o günün şartları içerisinde belki çok anlamlıydı. Bugün de sembolik anlamda, nostaljik anlamda bir değeri var. Yoksa fiziki olarak baktığınız zaman bir şey ifade etmiyor. Ama bizim kulemiz çok modern bir kule. 114 metre yüksekliğinde seyir terasları var. Çok restoranları olacak. Ve Antalya için bu kulede hem kongre merkezi, hem kule ve hem diğer tarım ve biyoloji çeşitlilik müzesi gibi çok ayrıntılı gezilerek görülmesi gereken özellikleri olan bir bahçecilik sergisini inşallah Türkiye ve Antalya kazanmış olur. Evet, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Hem başta Antalyalılar olmak üzere bütün kesimleri Türkiye'nin ilk kez gerçekleştirmiş olduğu bu Expo Bahçecilik Sergisi 2016 Antalya'ya davet ediyoruz. Çok büyük bir katılım olacak ve yurt dışından yurt içinden inanıyoruz ki beklentimiz 8 milyon insanın burasını ziyaretidir. Henüz biletleri yeni açmışken 70 bini bulduğumuza göre ben önden bilet temini ki rezervasyonlar turizm sektörünün şu anda rezervasyonları bu anlamda da devam ediyor. Çok acele etmelerini de bu vesileyle aracınızla ifade ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Türkiye'nin gurur duyacağı bir yatırım mikrofonumuzu çıkıyor. Türkiye'nin gerçekten gurur duyacağı bir yatırımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Bey ile konuştuk. Bugünkü yayınımızı Ankara'dan geldiğimiz için sürekli bunu tekrarlıyoruz. Evet. Antalya'dan noktalıyoruz. Önümüzdeki günlerde herkesi bu
sürenin uzatılmasıyla yeni biletlerini alıp Antalya'daki bu güzel yatırımı değerlendirmeleri için güzel turizm şehrine davet ediyoruz ve sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.